Ben 30 yıldır bu yargının içerisindeyim. Yargı kararlarını şu anda masaya yatırmayalım bu program değil ama şunu ifade edeyim. Yani umut bırakılmadı. Siz de bence çok çok iyi biliyorsunuz, tanıyorsunuz Türkiye toplumunu. 28 Şubat sürecindeki baskılar belki de Türkiye hukuk tarihinde hiç görülmedi. Ama bu baskıya, haksızlığa, zulme maruz kalan insanlar sabretti. Bu kadarını söylemek istiyorum. Ben de ona bir cümle söyleyeyim. Çok doğru. Ben 28 Şubat'ın baskılarını görmüş, yaşamış bir insanım, kendim ve ailem. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi, Adalet ismi ve Adalet talebiyle geldi. Ondan böyle bir şey beklenirdi. Yani Adaletli bir şekilde yönetmek beklenirdi. İş bir rovanşa dönüştü. 28 Şubat'ta belli toplum kesimleri neler yaşamışsa, şimdi başka toplum kesimleri aynı araçlarla aynı şeyleri yaşamış böyle bir Adalet algı var. Bu haksızlık bu, yani. bu büyük bir Adalet ve Kalkınma Partisi adına Nasıl ve Türkiye adına Adalet ve Kalkınma Partisi ve Türkiye adına büyük bir kayıptır aynı zamanda bu. Eğer öyle bir şey olsaydı toplumun bütün kesim, kesim kesimleri gerçekten bu bu adaletten nasibini ala, alabilseydi zaten bu noktaya da gelmeyecektik. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi bu ülkede çok önemli bir, bir iş. Bir cümle ilave edebilir miyim?